DeepSeek V3 kapalı modellerden daha iyi olan ilk açıp kaynak kodlu yapay zeka modeli, Çinliler tarafından üretilen bir yapay zeka. Benchmarklara göre birçok açıdan GPT-4o ve Cloud 3.5 Sonnet'ten daha iyi. Bu videoda artlarını, eksilerini, fiyat kıyaslamasını ve cursor'da kullanmayı öğreneceğiz. Videoya geçmeden önce WhatsApp grubumuza katılmak isteyenler bana sosyal medya hesaplarından mesaj atabilir. Katılmak istiyorum demeniz yeterli. Ben size katılım linkini ileteceğim. Bir de Cursor AI Prom kitabımızın yeni versiyonu çıktı. Aşağıdan ulaşabilirsiniz. Kitap ile ilgili sık sorulan bir soru var. Kitabın her yeni versiyonu çıktığında tekrar mı ücret ödeyeceğim? Hayır arkadaşlar. Kitabı bir kez satın aldıktan sonra tüm yeni versiyonları 170 indirimli olarak satın alabileceksiniz. Şimdi videoya devam edelim. Deep Çinli bir yapay zeka şirketi ve tüm modelleri open source olan bir yapay zeka şirketi. 2023 yılında kurulmuş. Bir de Çin merkezli bir şirket olduğu için Çin yasaları kapsamında Çin'deki hükümet gerekli gördüğü durumlarda DeepSeek'in tüm datalarına erişebilir. Evet benchmarklara göre birçok açıdan GPT-4o ve Cloud'den iyi olduğunu söylemiştik. Şimdi burada da bir fiyat performans grafimiz var. Evet şimdi dikey sütunumuz bizim buradaki kaliteyi gösteriyor. Ne kadar yukarı giderse aldığımız hizmet o kadar kaliteli oluyor. Yataydaki de bizim 1 milyon token başına maliyetimiz. Örneğin burada Cloud'u 3.5 sonetten 1 milyon token başına maliyetim benim burada 6 dolarmış. DeepSeek'te yaklaşık 0.8 dolar gibi bir ücreti var. Şuradaki yeşil bölge tam bizim istediğimiz fiyat performans bölgesi. Ne kadar sola ve ne kadar yukarıya doğru olursa bir yapay zeka o kadar ucuz ve o kadar performansı demek oluyor. Yani olabildiğince sol üstte yakın olmalı bizim istediğimiz. Şu an DeepSeek gördüğünüz gibi açık ara GPT 4o'dan ve Cloud 3.5 Sonnet'ten iyi olduğunu iddia ediyor. Bir de DeepSeek open source bir yapay zeka. Meraklılar için grafiği aldığım seni açıklamaya ekleyeceğim. Sponsor vesaire reklamda değil. Siz de girip istediğiniz AI modellerini bu siteden kıyaslayabilirsiniz. Evet şu an ekranda görmüş olduğunuzda token başına maliyet hesaplama. Tabii yine 1 milyon token baz alınmış. Önceki site 1 milyon token ne anlama geliyor onu açıklayayım. 1 milyon token yaklaşık 750 bin kelime yapıyor. O şekilde düşünebilirsiniz. Yapay zeka sistemleri token mantığıyla çalışıyor. Siz bunu aklınızda 750 bin kelime diye hesap yapabilirsiniz. Tabii burada 1 milyon token başına maliyet gösterilmiş de tabi bu dolar olarak şu an ekranda görmüş olduğunuz. Şimdi iki tane var gördüğünüz gibi her yapay zeka modelinin. Buradaki input price dedi bizim gönderdiğimiz metinler. Output price istedi de bizim aldığımız cevaplar. Yani bizim burada gönderme maliyetimiz 1 milyon token gönderdiğimizi varsayalım. de 0.9 GPT-4O'da 2.5 dolar. de 3 dolar 1 milyon token göndermenin bedeli şu an. Tabi outputlarda fiyatlandırma değişiyor. Mesela size 1 milyon token cevap verdiğini düşünelim GPT'nin 10 dolar maliyeti oluyor size. Bu ikisi farklı. Şimdi biz e, kıyaslama yapabilmek için output fiyatlarına bakalım. Örneğin Deepseek V3'ün 1 milyon token maliyeti bize 1 dolar, GPT'nin 10 dolar, Claude'un 15 dolar. Bu ne demek? Örneğin biz bir iş yaptık. Deepseek'te bize maliyeti 1 dolar birim diyelim. 1 bir birim maliyeti var. GPT'de 10 birim maliyeti var. Claude'da 15 birim maliyeti var. Yani şu an şunu söyleyebiliriz output'lara bakarak. GPT 10 kat daha pahalı, Claude 15 kat daha pahalı demek oluyor Deepseek'ten. Evet, aralarındaki fark çok yüksek bu arada. Şimdi belki kafanız karışmış olabilir input altta. Bir tane örnek yapalım. Örneğin de 1 milyon token gönderelim. Yani 750.000 kelime gönderelim. O da bize cevap olarak 750 bin kelime versin. Yani burada bizim gönderme maliyetimiz 3 dolar. Cevap alma maliyetimiz 15 dolar. Yani toplam bize 18 dolar maliyeti olacak. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Tabii gönderdiğiniz mesaj ve aldığınız cevap uzunluğu farklı olabiliyor. Evet burada 7 farklı benchmark üzerinden kıyaslamasını görebilirsiniz. Hepsi kod özelinde kıyaslamadır. Bu bilgileri resmi DeepSeek sitesinden yani DeepSeek.com'dan aldım. Sizin için sütun grafik haline getirip bu şekilde topladım. Şimdi burada benchmarklar var ama bunlar nedir ne işe yarıyor bunlara da bir kısa özet geçeyim size. Burada Human Evolve dediğimiz kodlama görevlerine doğru çözüm üretme yeteneği. Burada gördüğünüz gibi DeepSeek lider konumda şu an. Burada Live Code Bench Pass Bir Code dediğimizde karmaşık problemlerde adım adım mantık yürüterek doğru kod yazma becerisi. Burada da DeepSeek lider konumda. Live Code Bench Pass Bir dediğimiz direkt kod yazma becerisini ölçüyor. Burada da DeepSeek önde gidiyor şu an. Buradaki Code Forces dediğimiz de programlama yarışmalarındaki algoritmaları çözme yeteneği burada da gördüğünüz gibi Deepseek açık ara önde buradaki software engineer verified dediğimizde yazılım mühendisliği görevlerinde doğru ve geçerli çözüm üretebilme yeteneği burada Cloudy birinci sırada deepseek ikinci sırada burada editor edit dediğimizde metin veya kod düzenleme görevlerindeki doğruluk oranı burada da yine Cloudy birinci sırada ikinci sırada deepseek var ve son olarak editor polyglot dediğimizde farklı programlama dillerinde doğru kod yazma becerisi burada deepseek ve Cloudy açık ara önde gördüğünüz gibi deepseek Birinci sırada, Cloud ikinci sırada. Evet, şimdi DeepSeq'i Cursor içerisinde kullanabilmek için bir API key almamız gerekiyor. Bunun için deepseek.coma giriyoruz. Sağ üstten API Platform diyoruz ve giriş yapıyoruz. Daha sonrasında sol taraftan API Keys'e tıklıyoruz. Evet, API key'imizi kopyalıyoruz. API key'inizi kimseyle paylaşmayın bu arada, uyarmış olayım. Evet, projenizi açıkta da bırakmayın. Sabah uyandığınızda 100 dolarlık bir borcunuz olabilir. Ben bu videoyu yüklemeden önce sileceğim. Şimdi DeepSeq'i cursor'u ekleyeceğiz. Bunun için cursor'u açtım. Sol üstten cursor'un ayarlarına, cursor ayarlarına geliyorum. Burada soldan modelsıma geliyorum. Şimdi öncelikle buradaki tüm yapay zeka modellerimizin kapalı olduğundan emin olun. Daha sonra OpenAI'nin altındaki override OpenAI base URL'e tıklıyoruz. Buradaki default URL yerine biz API deepseek.com'u yapıştırıyoruz ve save diyoruz. Buradaki override ez anlamına geliyor. Mevcut URL yerine benim verdiğim URL'i kullan demek. Şimdi az önce internet internetten aldığımız API key'imizi buraya yapıştırıyoruz. Add model deyip buraya ben DeepSeek yazıyorum. Buraya yazdığımız ismin bir anlamak istediğiniz ismi yazabilirsiniz buraya. Add model diyorum. Şimdi her şeyim hazır. Modelim ekli. Tüm yapay zeka modellerim kapalı. Sadece yeni ekleyeceğim açık. URL'im de yapıştırdım. API key'im de yapıştırdım. Verify diyorum. Burada da enable'a basıyorum. Evet. Bize böyle bir uyarı veriyor. Bu uyarı bizim hesabımızda bakiye olmadığı için. Şimdi DeepSeek sitesine gidip hesabımıza 2 dolar bakiye yükleyeceğiz. Şimdi DeepSeek sitesine geldi. Yine API platform listesine. Soldan top-up bölüm var. Top-up bölümüne tıklıyorum bakiye yüklemek için. Yukarıdan 2 doları seçiyorum. Daha fazla seçmenize gerek yok çünkü gerçekten çok ucuz bir yapay zeka modeli. Aşağıda debit kart, or credit kart. Ben kredi kartımı seçeceğim. Next step diyorum. Yine debit kart, or credit card seçiyorum. Ve buraya kendi kredi kartı bilgilerimi giriyorum. Ve hesabıma bakiyemi yüklüyorum. Daha sonrasında cursor'a geri dönüyorum. Şu an agent bulunda çalışmıyor. Biz chat kısmında deneyeceğiz. Evet arkadaşlar tam bakiye yüklerken deep çöktü. İki gün kadar bekledim belki açılır diye videonun bu kısmını da tamamlamak istemiştim. Ama daha açılmadı. Videoyu da daha fazla bekletmek istemedim. Bakiye yükledikten sonra Cursor'a dönüp Verify deyip DeepSeek'i kullanmaya başlayabilirsiniz. DeepSeek API Key'i şu an sadece chat bölümünde kullanabiliyorsunuz. Kontroller kısmına daha gelmedi. Ama chat kısmından da kod yazdırıp ekleyebilirsiniz. Normal Cursor'da chat kısmını kullandığımız gibi. Evet şimdilik bu kadar. Eğer içeriği beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Cursor eğer prompt kita kitabımızda yeni versiyonu çıktı. Onu da açıklamalardan erişebilirsiniz. Herkese kolay gelsin.